Antalya'dayız. Adrasan'dayız. Evet, Adrasan. Antalya deyince bir kızdın. Antalya'ya karşı ön yargılarım var galiba. Burası daha uygun. Yani çok uyguna kalıyoruz. Maddi konuları izlere baktığı için. Bir gece 250 lira mı kalıyorsunuz acım? Evet. Evet. Çok uyguna kalıyoruz. Kahvaltı dahil. İzel otelimizin adını da sizinle paylaşır akşam. Şu an adını hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun adını? Efendim? Ben de hatırlamıyorum. Adrasan'dayız. Evet İzel, Adrasan'ı bize anlat. İnsanlar buraya gelsin mi? Kamping ortamları nasıl? Apart, ya, otel. Burada lüks oteller de var. Apartlar da var. Bungalov apartlar var. Pansiyonlar da var. Fiyatları söylesen bize. Bak ne kadar uygun. Şunları anlatır mısın mesela? En basit otopark burada 5 lira. Kapadokya'da 10 lira. Şezlong yani. 5 lira. Şezlong sadece 5 lira. Yanında da şemsiyeyle beraber. Ve Çeşme'de ne kadar? Alaçatı'da 70 lira. Belediyenin şezlongu 70 lira. Burası yine Kumca Belediyesi'ne ait. Şezlong 5 lira. Böyle makul ücretler olursa insanlar da gelip bunlardan yararlanabilir. Yani siz şezlongu yapıyorsunuz 70 lira, turist geliyor şezlongda oturuyor, Türk geliyor yerde oturuyor yani. Nasıl versin 70 liraya 4 kişilik bir aile? Verebilir mi? Peki, veremez. Peki İzel'cim bir şey sorabilir miyim her sana? Her şeyin bir olumu var. Evet burada da fiyatlar var yine bir yerde. Köfte 10 lira, hamburger 10 lira, döner. Kutu içecek 4 lira, Türk kahvesi 5 lira. Şöyle Sapanca, Sapanca mı yazıyor? Ne o? Sarnıçtepe'ymiş. Sapanca nerede aklıma geldi ya? Belediyenin böyle bir yeri var yine belediyenin. Ki burası da muhakkak belediye ait olduğu için şezlong fiyatlarından tahmin edersiniz ki, otopark fiyatından tahmin edersiniz ki uygundur. Burada tekne turları şöyle göründüğü üzere normal tekne turları. Yani öyle korsanlı, kaptanlı, maptanlı değil. Bir tane arkadan geliyor korsan. Onun haricinde hepsi normal elit tekneler. Evet ve 80 lira civarında. Yani 80 lira. Şu anda 80 lira. Ama neler var içinde? Neler var sayalım. Çok güzel bir yemek geliyor. Kocaman bir tabak içerisinde büyük bir balık var. Sarımsaklı soslu böyle fesleğenli, domates soslu harika bir spagetti var. İkinci tabağı yedik yani. Çok çok güzeldi. Yanında bir de salata geliyor. Ve isterseniz ekstra alabiliyorsunuz tekrardan. Yanında istediğiniz meşrubatı alabiliyorsunuz. Bu 80 liranın içinde. Sonrasında çay servisi oluyor. Bisküvi ve çay servisi. Çay da istediğiniz kadar içebilirsiniz. Sonrasında dönüşe geçtiğimiz zaman meyve tabağı geliyor. Üzüm, karpuz, armut meyve tabağı geliyor bu şekilde. Zaten bunların hepsini bir yerde, bir restoranda, bir lokantada, bir kafede yemek isteyeyim derseniz zaten 80 lirayı aşacaktır. Artı bir de ister koyları, isterseniz de sulu adayı. İsterseniz de sulu adayı gezmiş oluyorsunuz. Biz bugün kaç tane yer tuttuk? 1, 2, 3, 4 tane yerde durduk. Saat 10 civarı kalktı tekne ve daha yeni geldik. Saat şu anda 5'i geçiyor. Şöyle kamping alanları var. Gönül kamping yazıyor bu mesela. Güneş kamping vardı. Adrasan kamping vardı. 3-4 tane vardı. Bilmem nenin yeri kamping var. Kamp alanında şu şekilde bir yerden bir fiyat öğrenmiştim ben Adrasan kampında. Kişi başı ücret almıyorlar. Çadır başı ücret alınıyor. Çadır ücreti de şöyle 70 lira kadar. Yani çadır kişi başı değil. Çadır başına 70 lira. Çadır başına 70 lira. Bunların hepsi mevcut. Ayrıca buzdolapları var. Ortak buzdolapları kullanabiliyorsunuz. Adrasan Camping'de yine denize çok yakın bir yerde. Yürüme mesafesinde. Bizim kaldığımız yerde denize yürüme mesafesinde. Ama tam burası hep birbirine çok yakın yerler. Peki İzel'cim burada kendi başıma gelsem kamp yapabilir miyim?
Yani şunu demek istiyorum, kampinge gitmeden sence bence her yerde yapsak kimse kimseye karışmaz burada. Çok nezih bir ortam var burada. Evet, burada yani yapılabilir fakat uzun süreli kamp olamazsınız tabii ki. İhtiyaçlarınız olacaktır dolayısıyla. Bir gece kalınabilir ama tabii ki. Yani arkadaşlar, kamping harici biz çadır önermiyoruz değil mi İzel? Evet, çünkü gerçekten riskli, nereye kuracağınız belli değil. Zor. Mesela burası Adrasan kamping, şu yan tarafı Yıldız kamping. Antalya merkezden şöyle minibüsler var. Minibüsler var. Direkt Antalya merkeze geliyor. Antalya merkezden buraya gelebiliyorsunuz. Tekne turlarına da mesela lüks otellerden getiriyorlar turistleri. Turistler şöyle söyleyeyim. Turistler de siz aynı teknede değilsiniz. Turistler ayrı teknede zaten topluyorlar. O otelden gelenleri o şekilde. Evet, genellikle otelden gelenleri aynı teknede de topluyorlar. Zaten hepsinin teknikleri var. Burada bungalovlar da var. Bungalov parklar da var mutfaklı. Onlar da bir 4 kişilik bir bungalov. 1 artı 1 mutfaklı. Şöyle söyleyeyim, 250 lira civarında yine. Fiyatlar uygun. Farklı uygun. Yer gerçekten. Yani buraya bu söylediğimiz fiyatlar öyle kışın rezervasyon yaptıracağınız fiyatlar değil. Şu an buraya son dakika geldiğinizde alacağınız fiyatlar. Yani biz 250 liraya şu an odada kalıyoruz ve hiç rezervasyon falan değil. Direkt geldik, girdik. Geldik, takviye yerleştik. Ve buradaki otellerin birçoğu yer bulduk. Zaten küçük ölçekli oteller. Burada yani ben lüks konaklamak istiyorum, 5 yıldızlı konaklamak istiyorum diyene hitap etmiyor burası ya. Yok yani, otel yok. Var ama yani bu lokasyonun içerisinde değil. Uzakta. Ya yani Kemer yoluna doğru var. Ya girişte yani. Biraz girişte kalıyor orası. Bayağı girişte yalnız. Yani şu biz Adrasan yoluna girdiğimizde de aşağıya. Yani var ama bizim kaldığımız o butik otel tarzı küçük çaplı otellerin yanında dediğine girişte var. Orada mı? Evet. Bunlar şeyde de çıkmıyor zaten ya, o oteller. Böyle otels.com falan, booking falan. Yok, buralarda. Yok, pek bulamazsınız bu tarz yerleri zaten. Tek İlan parası vardır. Vermek istemiyor adamlar çünkü küçük ölçekli yerler. Evet, tek tük vardır yine. Akşam yemeği olan yerler de var. Bir yer vardı yine burada. Hem akşam yemeği hem sabah kahvaltısı var. İki kişi ücreti ne kadardı? 350 liraydı. Evet, 350. 350 lira ama biz akşam yemeğini böyle küçük ölçekli, dar lokasyonlu yerlerde karşıyız değil mi? Yani otelin içindeki evet, konsepte. Otel olmadığı için tam kahvaltı her yerde benzer şeyler zaten. Gittiğimiz yerde de açık büfe var, sınırsız. Ama akşam yemeğine sunabiliyor. Hani tek yemek mi çıkıyor, tek çeşit mi? Bunu bilemediğimiz için büyük bir otel olmadığından dolayı biz kahvaltı olan yeri tercih ettik. Akşam yemeğini istediğimiz yerde yiyebiliyoruz. Fiyatlar... Kahvaltı hemen her yerde aynı. Her yerde aynı zaten. Evet, akşam yemekleri de ister köfte ister balık yere yiyebilirsiniz. Ama eğer ki buraya gelirseniz sizdeki önereceğimiz mekan Adrasan Paradise olacak. İnce uzun bir yol var plaja çıkan. Oraya doğru giderken solunuzda kalacak. Çok güzel, ortamı çok güzel. Nehirin göletin üstüne yapılmış bir şey var, oturma planı var. Onun dışında ördekler falan yüzüyor, kaplumbağalar var. Onların üstündeki bir platformda tabağı havası var böyle. Fiyatlar da iyi yani. Bir köfte tabağı 35 lira ve 4 tane kocaman köfte var. Salatası var yanında. Sebzeli pilavı var. Domatesi. Başka ne vardı? Biberi falan var. Buradaki kamping yani alanların hemen hemen hepsinde vanınızla ya da karavanınızla girebiliyorsunuz. Çoğunda zaten karavan yeri var. Tabii bildiğiniz üzere karavan ücretleri çadır ücretlerinden daha fazla. Ama karavan ücretlerine kadar bilmiyorum. Şeyde Kapadokya'da 40 mıydı? 45 miydi? Öyleydi sanırım, evet. Karavan başına aynen. Ama şey, Kapadokya'da da kamping buradan daha pahalıydı ve kişi başı almıyordu. Zaten Kapadokya'da o şey vardı ya, hani karavan adam 40 lira alıyor, çadıra da 40 alıyor. Evet. Artı çadıra 2 kişi alıyor, karavanla içinde 3 kişi de olsan karavan parası veriyorsun.